Elbette ekonomi konusu başlığı siyasetin de en öncelikli gündem maddesi. Daha doğrusu muhalefetin en öncelikli gündem maddesi. Peki kimler neler söyledi dün yine bu artan fiyatlarla ilgili? Bununla bir. Saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda. Ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını. Son felaket 2001 yılındaki krizde bile 1.2 lira olan dolar bugün 11 lira. Her gün her saat fakirleşiyoruz. Benzine, motorine, LPG'ye gece yarısı zam geliyor. Millet akaryakıt kuyruğunda çile çekiyor. İktidar 3 maymunu oynuyor. Hemen acil seçim. Faiz indi, döviz fırladı, akaryakıta gelen zam, gıda fiyatlarındaki artış ve bazı yerlerde kotalı satış muhalefeti harekete geçirdi. O şahsa açık ve net sesleniyorum. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan %8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. Kılıçdaroğlu ekonomik şartlar ağırlaştı, kara kış kapıda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kara kış fonunu hemen kur, acil olarak dediklerimi yap diyerek 6 madde saydı. Gıdada yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılara karşı marketlere de seslendi. Kış boyunca 10 temel gıda ürününe zam yapmayın diyerek. Un, yağ, süt, makarna ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızla telafi edeceğiz. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dövizin önlenemez yükselişi siyaseti kasıp kavurdu. Muhalefet liderlerine göre tek bir sorumlu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yanlış ekonomi politikalarındaki ısrarı. Tarih 5 Eylül 2021. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir orta vadeli ekonomi programı açıklandı. Şaka gibi de daha 2021 yılı bitmeden kur 11'i geçti. Bu nasıl bir plansızlık ya? Bu nasıl bir hesapsızlık? Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. 50 kere söyledik. Enflasyon düşmeden faiz indirirsen döviz artar. Sayın Erdoğan nedense 10 seferdir anlamıyor. Her seferinde çarpılıyor ama yine de gidip o parmağı o prize sokuyor. Ya zeka sorunu var ya da niyeti kötü. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Mümkün değil. Çünkü anlamıyorsun, bilmiyorsun. Geceleri döviz kurunu takip ederken uykularımız kaçıyor. Erdoğan'ın buram buram zeka kokan tercihlerinin sonuçları. Çok zeki ya, çok. Döviz faiz polemiğinde Erdoğan kadar muhalefetin hedefinde Merkez Bankası da var. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2020 Haziran ayına ve o dönem yapılan para takası anlaşmasına dikkat çekti. Çarpıcı bir iddiayı dillendirdi. O zaman dolar 6.76 idi. Hiçbir devlet yetkilisi buna cevap vermedi şimdiye kadar. Tekrar söylüyorum. Katar'la yaptığınız swap anlaşmasında doları 12.5 lira üzerinden mi anlaştınız? Bu milletin paralarını böyle mi soydunuz?